Şimdi tabii biz ülkemizin her tarafında birçok iş yaptık. Bazen eleştiri yapmak adına ülkemizin doğusunun ya da ülkemizin bazı bölgelerinin ihmal edildiğini söylerler. Biz onu gerçekten rakamlarla, haritalarla, ki haritalar üzerinde konuşmak bizim en çok sevdiğimiz ve en çok bildiğimiziz. Haritalarla o söylenenlerin hepsini biz doğru olmadığını elbette ortaya koyuyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız böyle bir ayrımcılık yapma noktasında kendisi asla bir yaklaşım içerisinde değil. Bizim de böyle bir şey yapmamız asla müsaade etmez. Ama biz de zaten öyle düşünmüyoruz. O zaman bizim hangi ilimize ne lazım? Hep beraber ekibimizle beraber elbette sizlerin sahadaki desteğiyle beraber onları yapmaya gayret ediyoruz. Şöyle birkaç rakamı müsaade ederseniz paylaşayım sizle. Mesela 2002 yılında Bingöl'ümüzde sadece 5 kilometre bölünmüş yol varmış. Sadece 5 kilometre. Yani şöyle yürüseniz işte bir saatte yürürsünüz orayı normal yürüyüşle. Bugün 238 kilometre bölünmüş yolumuz var. Bak kaç kat siz hesaplayın. Yani 50 kat. aşağı yukarı. Evet yani bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol, yani bu sıcak asfalt dediğimiz yol 2002'de hiç yokmuş. Bakın bugün 188 kilometre var. Yine Bingöl'ümüzde 24 tane köprü varmış ama küçük küçük köprüler. Hepsinin uzunluğu 900 metreymiş. Biz ne yapmışız? 7,5 kilometre uzunluğunda 62 köprüye bunu yükseltmişiz. Şu hemen Bingöl'ün merkezinden geçen Çapakçur. Meşhur, değil mi? Orayı esasında o köprü değil, viyadük. Bakın orayı bağlamışız. Biz ilimizde tünel yokmuş, 3,5 kilometre tünel yapmışız. Yine birçok komşu illere, bir iki noktada Tunceli ve Erzurum tarafında ufak eksiklikler olduğunu biliyorum. Diğer illerimize bölünmüş yollarla biz Bingöl'ümüzü bağlamışız. Halen devam eden 9 ayrı karayolu projemizin olduğunu da burada söylemek isterim. Demir yollarında Bingöl'ümüz demir yolu ulaşımı ile eskiden tanışmış bir ilimiz. Biz de orada onları hem yeniledik hem sinyalli elektrikli hale getirdik birçoğunu. Oradaki çalışmalarımız devam ediyor. Yine bugün de benim de kullanarak buraya geldiğim, sizlerle buluşmaya geldiğimiz havaalanımızı 2013 yılında biz işletmeye açmışız. Ve oradan 2013 yılında yaklaşık 29 bin civarında bir yolcumuz seyahat etmiş. Geçen seneki rakamımız 175 bin yolcu. Şimdi havaalanına geldiğimde de sordum. Haftalık 12 sefer var. Dönüşünü de katarsanız 24 sefer var. Bu anlamda Bingöl bir taraftan da gelişiyor. Buraya gelmeden önce heyetimizle beraber, vekillerimiz, il başkanımız, belediye başkanımızla beraber valimizden bir genel durum nedir onunla ilgili bilgi aldık. İhtiyaçlar noktasında bilgi aldık. Biz Bingöl'ü Allah için seviyoruz. Allah rızası için seviyoruz. Çünkü Bingöl'ün hem bölgede hem de Türkiye'de bir duruşu var. Bingöl'ümüz kurulduğundan bu tarafa Cumhurbaşkanımıza en üst düzeyde destek verdi. Yine Bingöl'ümüz AK Parti'mize her şartta Türkiye'nin şartları her ne olursa olsun destek verdi. Allah razı olsun. Biz Bingöl'ün bu anlamdaki duruşu da yaklaşımı da bize güç veriyor. Onun için Bingöl'e ne lazımsa biz de Bingöl'e lazım olanı bütün gayretimizle, bütün imkanımızla yerine getirme gayreti içerisinde bütün ekibimizle beraber olacağız.